أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا جعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى أخرج شطأه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الفاتحة Bu güzel tilavetler için hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kudüs'ün sızısını yüreğinde taşıyacak, Selahaddin Eyyubileri yetiştirecek, Konstantiniyye'yi İslam bol yapacak, Fatih Sultan Mehmet'i içinden çıkaracak, Anadolu Gençlik Derneğimizin Habibler Mahalle Teşkilatlama Başkanı Mücahit Aydoğan'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Anadolu Gençlik Derneği Sultan Gazi İlçe Başkanı ve yardımcılarımız, Sultan Gazi Tüm Dernekler Başkanımız, Anadolu Gençlik Derneği Habibler Mahalle Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ve siz değerli misafirlerimiz, hepiniz Mekke'nin Fethi programına hoş geldiniz. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenab-ı Allah her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz insanlığa bir inşirah Mekke'nin Fethi programımızı hayırlara vesile kılsın. Özellikle bu gece Allah'a isyanların arşa yükseldiği, Fatihlerin ve Yavuzların memleketinde batıyı aratmayan bir şekilde Noellerin, içkilerin, fuhşun zirve yaptığı bir gecede Mekke'nin fethini kutluyoruz. Allah mübarek eylesin, Allah hepinizden razı olsun. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Cenab-ı Hak diyor ki, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin, onlar birbirinin dostudur. Bu dünya hayatı hepimiz için bir imtihandır. Bize düşen bu imtihanda hakkı hak bilip hakkın yanında durmak, batılı batıl bilip batılın karşısında durmaktır. Müslüman olsun ya da olmasın, tüm insanlara faydalı olmak inancımızın bir gereğidir. Biz inanıyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Muhterem misafirlerimiz, bu programda iki amacımız vardır. Birincisi, gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir. Fetih, kalpleri Allah'a açmaktır. Fetih, aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. Asıl amacımız ise, bize eğlence adı altında gösterilen içki ve kumar gibi, fuhşiyat gibi çirkinliklerin ve kötülüklere dayatılmasına karşı bir tavır almamız gerekliliğidir. Bu sebeplerden dolayı Mekke'nin Fethi programını organize ediyoruz. Muhterem Hazirun, genç, iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için mücadele edendir. Yaşamının baharında
inancı ve idealleri uğrunda fedakarlık yapabilen kişidir. Bizim için her genç hazine demektir. Anadolu Gençlik Derneği olarak kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Bu çerçevede Anadolu Gençlik Derneği dünyaya yeniden yön verecek, kurtların kapmaya niyetlendikleri kuzuları hangi nehrin kenarında olursa olsun kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla paylaşacak bir gençlik yetiştirme gayretindedir. Bir milletin asıl gücü, tankı, tüpeği, topu değil, inançlı ve imanlı gençliğidir sözü doğrultusunda Anadolu Gençlik Derneği olarak çalışmalarımızı sürdürme gayretindeyiz. Her genç, Fatih Sultan Mehmet Han'ın inancıyla Allah'ın yolunda Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmak için kendisini yetiştirmesi gerekmektedir. Anadolu Gençlik Derneği, ortaokullar, liseler, üniversiteler, akademik çalışmalar gibi birçok komisyon yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu komisyonların tamamı Hanımlar Komisyonu için bünyesinde de yer almaktadır. Anadolu Gençlik Derneği olarak her yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin başlıcaları şunlardır. Mekke'nin Fethi Gecesi, Şehitler Gecesi, Çanakkale Buluşmaları, İstanbul Fethi, Sabah Namazı Buluşmaları, Yaz Etkinlikleri ve Siyer Nebi Yarışması gibi. Anadolu Gençlik Derneği, Ortaokullar Komisyonu bünyesinde kaşif grupları, liseler komisyonu bünyesinde ise karavan adlı kültürel çalışmalarını yıl boyunca yapmaktadır. Ayrıca dernek bünyesinde Anadolu Gençlik ve Genç İstikbal adlı iki uzun soluklu dergi yayınlamaktadır. Anadolu Gençlik Derneği, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikin. 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştirin anlayışı ile hareket etmiştir ve çalışmalarına devam etmektedir. Programımıza katıldığınız için, Anadolu Gençlik Derneği çalışmalarına destek olduğunuz için, bu gecede burada bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı mübarek olsun. Bu güzel konuşmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de bize bu gecenin anlam ve önemine hitaben ilahiyle neşretmek üzere Cihat hocamızı sahneye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Mekke güzel şehir, imanın doğduğu şehir. Mekke güzel şehir, döneceğiz, döneceğiz, vahyin kalbi döneceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Mekke bir gün
la ceyiz. Bir kuş olsam uçsam sana, süzülsem sokaklarına. Bir kuş olsam uçsam sana, süzülsem tokaklarına. Çiğdem olsam, çiçek açsam, kavran o toprağında. Çiğdem olsam, çiçek açsam, kavran o toprağında. Döneceğiz, döneceğiz, vahyin kalbi döneceğiz. Geleceğiz, geleceğiz, vahyin kalbi geleceğiz. Senden uzak kalabilmek, taşlar gibi yürek ister. Senden uzak kalabilmek, taşlar gibi yürek ister. Zalimin eline koymak, zulüm olmaklığa yeter. Zalimin eline koymak, zulüm olmaklığa yeter. Döneceğiz, döneceğiz, vahyin kalbi döneceğiz. Geleceğiz, geleceğiz, Mekke bir gün geleceğiz. Kavra kalkar bile sana İbrahimler gerek. Kavrar yürek, kalkar bile sana İbrahimler gerek. Eteğinde her bir yürek bir gün haykıracak lebbeyk. Eteğinde her bir yürek bir gün haykıracak lebbeyk. Döneceğiz, döneceğiz, vahyin kalbi döneceğiz. Geleceğiz, geleceğiz, Mekke bir gün geleceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala وسلم. Bu güzel ilahi ezgi söylemlerinden ötürü hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gün ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Anadolu Gençlik Derneği Sultan Gazi Eski İlçe Başkanı Hasan Çelik'i sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben müsaadenizle oturmak istiyorum. Belki 10-15 dakika sürecek. Bismillah. Evet, şimdi kısaca kendimden bahsedeyim. Hasan Çelik, 1979, Çorum ili, Kargı ilçesi doğumluyum. Elektrik, elektronik mühendisiyim. Sakarya Üniversitesi 2002 mezunuyum. Sultan Gazi'ye yaklaşık 96'da üniversiteyi kazanmamla birlikte ailem uzun süredir burada yaşıyor ama ben 96 yılında liseyi bitirip geldim. Lise sonrasında uzun bir dönemde Sultan Gazi'ye ikamet ediyorum. Şimdi arkadaşlar sağ olsunlar, bu akşam çok kıymetli hocalarımız ve çok kıymetli başkanlarımız, abilerimiz varken bizim haddimiz olmasa bize söz vermişler. Hasan Başkanımız gibi kıymetli bir başkanımız burada dururken bize söz söylemek düşmez, doğru söylemek gerekiyorsa. Biz şundan yorumladık. Dediler ki, başkan sen 10-15 dakika konuşacaksın. Muhtemelen Hasan Başkanımıza 10-15 dakika yetmeyeceği için kısa günün kârı olarak arkadaşlar bizi çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. Latife bir tarafa, bize konu olarak Anadolu Gençlik Derneği nedir, ne değildir? Kısaca Mücahit kardeşimiz burada bahsetti ama biz biraz daha açacağız tabiri caizse konuyu. Ondan bahsedeceğiz. Müsaadenizle belki bu bir 10-15 dakikalık konuşmaya geçecek bir konuşma olacak. Şuradan başlamak isteriz. Anadolu Gençlik Derneği ile, tabiri caizse eski ismiyle Milli Gençlik Vakfı ile 1994 yılında dedemizin elimizden tutup, hep aklıma geldiğince de rahmetle almak isterim, rahmetli oldu dedem. Ve yine dua etmek isterim. Köyde imamımız vardı. Ben o zaman meslek sesini kazandığımda tabii bizimkiler düşünüyorlar, ne yapacağız, bu çocuğu nasıl göndereceğiz falan diye. Çorum'da okudum ben liseyi. O zaman köy imamımız, köyde imam, aklına nakşetmiş bir şekilde. Dedi ki, amca orada bir MGV diye yurt var, oraya gönderirseniz çocuğunuza sahip çıkarlar. Dedem de sağ olsun elimizde tuttu, bizi o dönemin ismiyle Milli Gençlik Vakfı'nın yurduna bıraktı, geldi. Ana yok, baba yok, tanıdık kimse yok. Yaş işte 79, 94, 15, 14'lü yaşlar. Tabiri caizse bugün sokağa çocuğumuzu ekmek almaya gönderemediğimiz dönemlerden bahsediyorum korkuyla. Bizi o dönemlerde MGV'nin eline teslim ettiler. Elhamdülillah o gün bugündür MGV, AGD, üniversitede olsun, üniversite döneminde, lise döneminde, üniversite sonrası döneminde bu teşkilatın ocağında pişmiş olduk, şükürler olsun. Yurt dışına gittik, bir dönem yurt dışına kaldık. Yaklaşık 2 sene yakın İngiltere'de görev yaptım. Sonra İstanbul derken 2012 yılında Sultan Gazi'de ilçe başkanlığı görevi bize tevdi edildi. 8 yıl kadar ilçe başkanlığı görevi yaptık. Sonra il yönetim kurulu üyesi olarak devam ettik AGD çalışmalarımıza. Şimdi böyle kısa bir tanıtmadan sonra olayı şuraya getirmek isterim ben. Birkaç dikkat çekici noktadan bahsetmek istiyorum müsaadeniz olursa bu akşam. Klasik çalışmalardan Mücahit kardeşimiz bahsetti. İşte şunlar şunlar yapar, bunlar bunlar yapar diye. Ben aradan bazı şeyleri müsaadenizle cımbızlamak istiyorum. Nedir onlar diye merak edecek olursak. Birincisi, Anadolu Gençlik Derneği kardeşlik hukukunu bize aşılayan bir kurum. Bunu biraz sonra parantez içinde açacağız inşallah. Sonra adaleti, hakkı gençlere öğreten bir kurum. Üçüncüsü ahlak ve maneviyat. Bunları inşallah kısaca böyle tek tek açmış olacağız. Kardeş hukuku derken şunu anlatmak istiyorum müsaadeniz olursa. Hazreti Ebu Bekir'i hepimiz biliriz. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, ümmetin bütününün imanı bir kefeye konulsa, Hazreti Ebu Bekir'in de imanı bir kefeye konulsa, Hazreti Ebu Bekir'in imanının ağır basacağını Peygamber Efendimiz buyurmuştur aleyhissalatü vesselam
Doğru mudur? El-Hak. Amin. Ne varsa takma. Peki bunu gerçekten ben merak ediyorum. Hiç sorduk mu acaba? Hazreti Ebubekir, Ebubekir'e yapan şey nedir? Radiyallahu anh. Onu bu sıfata getiren, bu vasfı yükleyen şey nedir? Belki 100 milyara yakın insan yaşadı. İnsanlığın doğuşundan bugüne kadar bilmiyoruz. 100 milyar bir kefeye koyuyorsunuz. Peygamberler sonrasında Hazreti Ebubekir bir kefeye koyuyorsunuz. Onun imanı ağır basıyor. Bunu gerçek samimiyetle hiç nefsimize, kalbimize sorduk mu diye ben bazen düşünüyorum. Bütün ümmet olarak soruyorum. Ben şöyle bir sonuca vardım. Kendi açımdan söyleyeyim. Bence, benim kendi görüşümü bahsediyorum. Hazreti Ebubekir'i Ebubekir yapan şey, o diyorsa doğrudur cümlesinden başka bir şey olmadığına inanıyorum ben. Şahsi görüşüm benim. Niye? Şöyle düşünün. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi Bakara Suresi'nin 3. ayetinde onlar gayba iman ederler diye başlar ayet. Şimdi Müslümanların önemli özelliklerinden bir tanesidir. Onlar gaybe iman ederler. Görmediklerine, bilmediklerine sorgulamadan, hesap sormadan, nedir ne değildir diye irdelemeden önce iman ederler. Hazreti Ebubekir için, burayı lütfen es geçmeyelim, dikkat kesmenizi ben rica edeceğim. Hazreti Ebubekir için Peygamber Efendimiz o dönemde bizim gibi bir insandı. Haşa. Parantezi açmamı yanlış yorumlamayın lütfen. Bizim gibi bir insandı. Farklı kişi değildi. Haşa, Allah yanlış konuşmaktan muhafaza etsin. Yalan söylüyor olabilir miydi? Olabilirdi. İnsandı sonuçta. Onu peygamber kılan bizim gözümüzde nedir? Bizim gayba imanımızdır. İnancımızdır. Bugün inanmayan insanlar ona niye inanmıyorlar? Yalan söylüyor diye inanmıyorlar. Doğru mu? İnsan gözüyle ve dünya gözüyle baktığımızda yalan söylüyor olabilir mi? Evet, olabilir. İnsan gözüyle böyle bakılabilir. Hata yapıyor ya da yanlış yapıyor olabilir mi? Evet, inanmayanlar için bu böyle gerçekten. Hata yapıyor olabilir, yanlış yapıyor olabilir. Bu da doğrudur insan gözüyle. Ama velakin Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkıp döndüğünde ne diyor müşrikler? Aha şimdi yakaladık işte. Yani haşa, bu kadar da abartı olmaz. Bunu ilk yalanlayacak kişi en yakındaki olan kimdir? Hazreti Ebubekir'dir. Doğru yanına gidiyorum. Senin dostun, arkadaşın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle böyle diyor. İşte neymiş, bir gecede Kudüs'e gitmiş de, bir gecede Arş'a çıkmış da ne diyorsun bu konu hakkında? İfade çok net. Ya hele durun ben bir sorayım. Yok. Ya belki bir bakayım, bir görüşeyim. Yok. Hele bir acele etmeyin daha, ne oluyor yani? Aceleniz ne? Yok. Peki ne var? O diyorsa doğrudur. O diyorsa doğrudur. Milli Genç Vakfı'nın, Anadolu Gençlik Derneği'nin gençlere aşıladığı şey budur. Mustafa kardeşimiz, burada sınıfı olan arkadaşımız, İbrahim bir şey dediğinde o diyorsa doğrudur der. Biz böyle iman ederiz. İbrahim başka bir kardeş için aynı şeyi söyler. O diyorsa doğrudur der. Niye? Çünkü biz gençlere peygamber ahlakını aşılamaya gayret ediyoruz da onun içindir bu. Yoksa keramet bizde falan değildir. Keramet bu kurum, bu teşkilat gençlere peygamber ahlakını aşılar. Hazreti Ebubekir'in ahlaklanmış olduğu ahlak neydi? Peygamber ahlakı. O diyorsa doğrudur. Sorgulama yok, hesap yok, bir sorayım yok, bir görüşeyim yok. Çok uçuk bir şeyden bahsediyoruz. Biri bugün, birkaç anekdot anlatacağım müsaadenizle. Bugün dese ki 10 dakika içinde, 5 dakika içinde adam, hele bugün şartlarında bile, çok zorken bahsediyorum, bugün şartlarında bile Kudüs'e gidecek, oradan Arş'a çıkacak, bütün peygamberlerle görüşecek, Allah'la görüşecek, konuşacak, sonra geri geldim diyecek. Kaç dakika? Dünya gözüyle belki bir dakika bile değil, bilmiyoruz. Bizlere yabancı, açık olan bir konu değil. Bugünün şartlarında bile bunu anlamak zorken söylenen söz ne?
o diyorsa doğrudur, bitmiştir. İşte gençlerin almış olduğu Anadolu Gençlik Derneği'ndeki yapı budur. O diyorsa doğru, peygamber ahlakı. Bu önemli bir konu. Diğer konu, kardeşlik hukukuyla alakalı. Zor bir süreçten geçiyoruz biliyorsunuz. Pandemi süreciyle alakalı kötü şeyler yaşadık. Ne yaşadık? Öyle bunu yaşamasaydık eğer samimiyetle söylüyorum anlayamazdık. Eğer benim şu söylemiş olduğum cümleyi bunu yaşamamış olsaydık anlayamazdık. Yurt dışına kaldığımda kapılarda zil yoktu deseydim hadi oradan yani kapılarda niye zil olmasın diyebilirdiniz. Sebebini de söyleyeyim. Komşuluk ilişkileri bitmiş, insan ilişkileri sıfır noktasına gelmiş bir ülkeden bahsediyorum. Biz bunu kısmen yaşadık mı? 2 sene yakında doğru düz ailelerimizi görmedik, akrabalarımızdan kaçtık. Doğru mu? Doğru. Bunu yaşadık, şu an bunun ne demek olduğunu hissettik ve anladık mı? Evet, bunu yaşadık ve bunun ne demek olduğunu hissettik. Bunu söylemiş olsaydık belki 3-5 sene önce, insanlar hadi canım o kadar olur mu derdi. Babamız hasta oldu, annemiz hasta oldu, kardeşimiz hasta oldu, yüzümüzde maske, kapıdan 5 metre ötede, onu geçtim. Birçok insan akrabasına yiyecek, içecek götürmedi. Bunu yaşadık mı? Yaşadık. Bu örneği niye veriyorum? Ahiret hayatında babanın çocuktan, çocuğun babadan kaçacağının neyini yaşadık? Ufacık bir figürünü yaşadık. Ufacık. Burada babamızdan, annemizden maske takmakla ya da onların yanına ulaşmamakla, gitmemekle korktuğumuz şey neydi? Ölüm. Doğru mu? Peki orada ölüm de yok. Kaçacağımız yer de yok. Sıvışacağımız yer de yok. Ama ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere babanın oğuldan, oğlun babadan kaçacağı zamanı yaşayacak mıyız? Yaşayacağız. Ama şunu garanti ediyorum Allah'ın izniyle. Öyle bir an gelecek ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere bir kişi sadece ve sadece bir sevap alsa cennete gidecek. Ama bulamıyor. Annesine gidiyor, babasına gidiyor, dayısına, teyzesine yok. Bir Allah'ın kulu bir tane sevap vermiyor. Çünkü kendisi de bilmiyor ne olacağını. Mizanda bizi cennete ve cehenneme götürecek olan şey nedir? Bir tane sevabın mizan tarafında ağır basması. 9.999.000 tane günahımız olsa 10 milyonuncu sevap küt diye bizi cennete götürecek. Doğru mu? Doğru. Kimse cesaret edip kendi yeğenine, oğluna, her kimse kardeşine bir tane sevabı verememiş olacak. Doğru mu? Doğru. Kimden alacak? Dostundan. Ne diye? Ya ben de bilmiyorum ki durumumu. En azından senin durumun garantiymiş. Madem bir tanesi kesilmiş, bir git. Sen bari kurtul. Allah bu cümlenin hatırına ikisini de affeder diyor hadis-i şerifte. İşte Anadolu Gençlik Derneği gençlerine bunu aşılıyor. Etti 2. Elhamdülillah. Diğer bir mevzu. Az önce birkaç tane örneği vermiş oldum arkadaşlar. Ahlak ve maneviyat dedik ya. Bakın Mücahit kardeşimiz Amerika'da kalmış. Tabiri caizse civan gibi bir delikanlımız. Kardeşi İbrahim öyle. Yanında Mustafa öyle. Şu an isimlerini zikredebildim arkadaşlar. Bunlar hepsi üniversite mezunu. Ve üçü de mühendis bu arkadaşlar. Tabiri caizse bugün sahaya çıktıklarında herkesin peşinden takılacağı, bugün Taksim meydanlarında herkesin peşinden koşturacağı yakışıklı delikanlılar. Doğru mu? Evet doğru. Bu genç kardeşlerim şu an niye buradalar? Anadolu Gençlik Derneği mensup oldukları için buradalar. Ahlak ve maneviyat düsturunu kattığımız şey de buydu işte. Eğer bu gençlere annesi babası engel olsaydı, Allah alem bilemeyiz. Eğer bu gençlere arkadaşları engel olmuş olsaydı, belki şu an Taksim'in bilmem hangi köşesinde neler yaptığını bilemezdik. İşte Anadolu Gençlik Derneği'nin gençlerimize vermiş olduğu diğer bir güzellik daha. Ve son olarak şunu beyan edip ben müsaadenizi istemek istiyorum. İlçe başkanlığı döneminde arkadaşlara çok sık şunu gençlere özellikle üniversite okuyan arkadaşlarım da okumuyor fark etmez. Çok sık bir şekilde şunu söylerdim. Sizin milli görüşlülüğünüz, Anadolu Gençlik Derneği mensubu olmanız ya da MGM mensubu olmanız burada değil. Yani toplantı esnasında bir sohbet esnasında onu beyan ederdik.
burada ortaya çıkmaz. Ne zaman ortaya çıkar? Derdim ki, görev başına geldiğinizde bir yönetimde, idarede, devlette, özel kurumda, iş başında fark etmez. İş başında yönetime geldiğinizde biri çıkar. Bekir abi kendisi devlet kurumunda çalışıyor. Allah razı olsun bizden önceki başkanımız. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Biri çıkar, bir çanta dolusu dolar önünüze koyar. Der ki, hadi bakalım Hasan abi bunu bir imzalayıver. Evrak önünüze koyar. O zaman işte milli görüşçülüğünüz, MGV'liliğiniz, Anadolu Gençlik Derneği mensup olmanızın ehemmiyeti ortaya çıkar. O zaman el mi yaman, bel bey mi yaman anlarsınız ifadesini çok sık kullanırdım. Bir arkadaşım savcı oldu. Olduktan bir ay sonra abi dedi, ne demek istediğini çok iyi anladım şimdi. Savcı olduktan sonra bu cümleyi kullandı. Niye? Eğer siz o şuuru almaz iseniz, bizim toplumumuzun maalesef şöyle bir hastalığı var, bu toplum hastalığı. Bal tutan parmağını yalar. Ta ilkokuldan beri ne hikmetse çocuklarımıza öğrettiğimiz bu saçma cümleyi alan çocuk 30 yaşında parmağını yalamaya başlar. 40 yaşında, affedersiniz, devleti yalamaya başlar. Ekonomik olarak söylüyorum. Onun için kimseyi suçlamaya hakkımız yok. Bugün yapılan yanlışlardan, yapılan dönemin düzenin içindeki sorunlardan. Bunlar hepimizin çocuklarıydı. Hepimizin kardeşleriydi. Bir yerde bir yanlış varsa, 100 yıllık geçmişimizi ortaya koyarak bu cümleyi kullanıyorum. Ve yarın bir gün bu kardeşlerimiz bir yerlere gelecek. Bu çocuklar bir yerlere gelecek. Eğer bu çocuklara şimdiden bal tutan parmağını yalar cümlesini öğretirseniz Allah muhafaza 30'larında 40'larında niye böyle oluyor diye sorgulamaya sizin de bizlerin de hakları yok. Çok açık konuşuyorum. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı işte gençlerimize bunun böyle olmadığını öğreten, bunun böyle olmadığını aşılayan bir kurumdur. Helali, haramı, hakkı ne demek olduğunu ta genç yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında gençlere aşılayan kurumdur. Diyorum, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım, hepinize teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sağ olun, var olun. Bu güzel konuşmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aramıza katılan Anadolu Gençlik Derneği Sultan Gazi Başkanımız ve İl Yürütme Kurulu Başkanımız yine Bekir Yan Başkanımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi de tanıtım ve organizasyon birimimizin hazırlamış olduğu sinevizyon ekranlara gelecek. Şimdi sizlere onu sunuyoruz. Kazanmak için çıkmışsınız. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir.
Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkarıyor. Ben sizin saklı tuttuğunuzu da açığa vurduğunuzu da en iyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, onları dost edinirse doğru yoldan sapmış olur. Ey Mekke! Sen Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ayrılırken yüzünü dönüp baktığında gönlünün burukluğu ve hüznüyle gözyaşlarına engel olamadığı o şehir. Sen aminesinin sancısıyla dinleyen sevası mübarek şehir. Sevgin güçlü, saygın yüksek, bekleyişin onurlu, emanetlerin kutsaldır senin ey Mekke. Doyamadım o Mahmud'a, doyamadım o Ahmet'e. Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e. Ey Mekke, toprağında, havasında, yollarında Muhammed'ini sallallahu aleyhi ve sellem ağırlayansın. Şehrin girdaplarında her daim Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kokusunu taşıyansın. Sen ne mübareksin ki en sevgiliyi ağırlayan, sahiplenen şehirsin. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sana hitaben, ey Mekke, beni senden zorla ayırıyorlar, zorla çıkartıyorlar. Senden dedikçe sen titriyor ve sen ağlıyordun efendim. Önce ayrılık, sonra sabır ve sebat ve ardından tarihin dile girişi, yurdundan, vatanından, evladından ayrılmış seslerin sesi tıpkı bugün Filistin, Keşmir, Doğu Türkistan, Çeçenistan, Irak, Afganistan ve nice İslam beldeleri gibi Mekke'de hasret, Resul'de hasret. Bu bekleyişlerle geçen yılların sonunda o Allah ki hiçbir kurtuluş umudunun kalmadığı bir anda inananların imanlarını perçinlemek için kalplerine güven, cesaret ve huzur ilham etmiştir. Çünkü göklerin ve yerin, görünen ve görünmeyen bütün güçleri, bütün orduları Allah'ın emri altındadır. Çünkü Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir ayetleri nazil olunca Hudeybiye'de tebessüm eden, şimdi gülümsemeye başlamıştı. Yer, gök, toprak, güneş, sessiz çöl, ashabın ve şehitler tek bir söz bekliyorlardı sende. Tek bir söz. Ve beklenen söz yankılanıyordu sana. Tekbir ve şükür nidalarının eşlik ettiği o söz yankılanıyordu. Medine'den Mekke'ye doğru. Hazırlanın. Hazırlanın. Kişilik muazzam ordun hazırdı işte. Beklenen gün için hazırlardı. Vuslata ermek için hazırlardı. Hazreti Hamza'nın komutasındaki şehitler de hazırlardı. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştıkça yaklaşıyordu.
ağır adımı yeni bir zaferin müjdesi, her bakışı yeni ufukların göstergesi, her arzusu yeni amaçların işareti. Ey Mekke, geçen zaman, akan kanlar, ayrılan canlar ve kalanlar, şimdi en gür nidalarıyla sana geliyor. Tekbir sesleriyle yer gök inliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bugün rüzgar sevinç çığlıklarıyla müminleri okşarcasına esiyor. Bugün çiçekler gülümsercesine başka açıyor. Ve bugün güneş batılı ezercesine doğuyor. Ve Mekke ayağa kalkıyor. Çünkü yar geliyor. Gönüllere safa geliyor. Muhammed Mustafa geliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla Mekke kapılarında. 8 yıl önce 3 kişilik kafilesiyle ayrıldığı Mekke kapılarından muzaffer bir komutan ve bir nebi olarak giriyordu sevgilisi Mekke. Derisi kasvanın üzerindeydi nebi. Rabbine hamd ederek tevazundan başı önde giriyordu Mekke. Taşlar, sokaklar, Mekke'de esen rüzgar selam veriyordu kainatın efendisi. Kabe karşılaşma anını bekliyordu. Dillerde acı söz yoktu. Kalpleri fetheden tatlı sözler vardı. Simalardan tebessümler damlıyordu. İmanlı gönüllerde bir sevinç, bir canlılık, imansız gönüllerde ise üzüntü ve yıkılış vardı. Bilal haykırıyordu sokaklarda. Kim Ebu Süfyan'ın eline sığınırsa ona eman verilmiştir. Kim elinden silahını bırakırsa ona eman verilmiştir. Kim evine girer, kapısını kapatırsa ona da eman verilmiştir. İşkence gördüğü Mekke'ye komutan olarak giriyordu köle Hazreti Bilal. Bilal kendisine zulmedenlere emin olmalarını söylüyor. Allah Resulü Hazreti Hatice'yi hatırlıyordu. Zor geçen Mekke günlerindeki en büyük desteğiyle bu fethi müjdeliyordu. Müminler zorla alıkonuldukları evlerine bakıyorlardı gözleri yaşlı. Hasretiyle kavruldukları Kabe'yi selamlıyorlardı. Bugün Kabe yüceliyor, bugün Kabe tevhid elbisesine bürünüyor. Coşku en doruk anına doğru yol alıyor. Ensar ve kardeşleri toprakla buluşup şükrediyordu ve kendi dilinden hak geldi, batıl zail oldu vahyini tekrar eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e işaret ediyor, Bilal Kabe'ye tırmanıyor ve semaya bakarak mübarek sesiyle ezana başlıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan her cümlesiyle ezerken kıtları,
uğrumuzda mücadele eden mücahitlere mutlaka yollarımızı gösteririz sözüne iman edenler olarak biz de yola çıktık. Gayretli, kararlı ve ihlaslı kullarını çözümsüz ve çaresiz bırakmayacağını biliyoruz ya Rabbi. Kervan dizildi. Sonu da, yolu da belli olan yolcular yola koyuldu. Ve şimdi sözün bittiği, yürüyüşün devam ettiği yerdeyiz. Fethin ruhunu kuşandık, yürüyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ey Mekke, ey gülün açtığı bahçe, ey nurun doğduğu belde, ey aşkın başkenti, seviniyordu yerlerin ve göklerin, mazlumlar seviniyordu. Çünkü bir bahar goncası açıyordu yüreğinde, kokusu cihanı kaplayan bir gonca. Sonra öyle ılık bir rüzgar esti ki, yetimlerin yetimi rüzgarlarla geliverdi. Sen sevindin, toprak sevindi, alem sevindi. 1391. yıl dönümünü kutladığımız Fethi Mübini konuşmak üzere Sayın Cihat Gündüz hocamızı sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri yaratan, yaşatan, yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden ve en önemlisi bizleri imanla müşerref kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve onun Habibi Edibi Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e de sonsuz selat ve selam olsun. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Kusurlarımızı, günahlarımızı da affı mağfiret eylesin.
Değerli kardeşlerim, burada büyüklerimiz var, hocalarımız var. Sivil toplum kuruluşunun değerli üyeleri var. Hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Mevla günümüzü, gecemizi mübarek eylesin inşallah. Ben fazla zamanınızı almayacağım inşallah. Özellikle telefonumu çıkarayım, saate bakayım, ona göre inşallah hareket edelim. Verilen süre içerisinde inşallah konuyu bağlayıp huzurdan müsaade isteyeceğiz. Cenab-ı Mevla yapacağımız bu sohbetten öncelikle ben faydalanmayı, istifade etmeyi, daha sonra da inşallah sizlerin istifadesine sunmayı düşünüyoruz. Cenab-ı Mevla bizlere hüsnü ifade, sizlere de hüsnü istifade nasip eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, değerli misafirler, öncelikle rakamlardan bahsedeyim. Mekke'nin fethinin 1391. yılını kutluyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 630 yılında bir Ramazan ayı içerisinde fetihe başladı. Yani Medine'den Mekke'ye hareket etti. Tarihler bir ocağı gösteriyordu. Yani yarın itibariyle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fethe başlayacak. Yani sefere çıkacak. Biz tabi bu geceden başladık. Günün gecesi, hani cuma gelmeden perşembe akşamı cuma gecesi olur ya. O yüzden bu gece başlanıyor. Memleketimizde de uzun yıllardır böyle kutlanıyor. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1 Ocak itibariyle, yani yarın itibariyle Medine'den Mekke'ye doğru hareket edecek ve 10 günlük bir süre içerisinde Mekke'yi fethedecek. Tabi Mekke'nin fethini az çok bilenlerimiz biliyor. Hocalarımızdan işitildi, okullarda öğrendik. Ama fetihte bilemediğimiz veyahut da kaçırdığımız bazı noktalar var. Ben bazı isimlerle bazı kavramları inşallah birleştirip bu fetihten almamız gereken hisseyi almanızı sağlamaya çalışacağım inşallah. Cenab-ı Mevlam öncelikle bana bunu nasip eylesin, daha sonra sizlere inşallah. Değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz zaman dilimi, yani özellikle bu gece birçok kalabalığın Allah'ın memnun olmadığı, rızasına uygun olmayan hareketlerin olduğu, amellerin olduğu bir ortamda siz değerli mümin kardeşlerimizin burada meleklere böyle bir resim vermemek adına bu meclise toplandınız ve buraya geldiniz ve meleklerin şahitliğini elde ettiniz. Cenab-ı Mevla meclisimizi mübarek eylesin, meclisimizi bereketli eylesin inşallah. Birçok gafil, gaflete dalmış kardeşlerimiz var, gençlerimiz var. Bir eğlencenin peşine takılmış gidiyorlar. Özellikle yılbaşı meselesi bu ümmetin en büyük sorunlarından biri. Zaman zaman camide de kürsüye çıktığımızda bunlardan bahsediyoruz ama maalesef ne kadar anlatsak bir o kadar da bu katlanarak çoğalıyor. Yani olumsuz durum katlanarak çoğalıyor. Cami cemaatimizin, gençlerimizin, amcalarımızın, dedelerimizin, hacı amcalarımızın ceplerinde biletleri görebiliyoruz. Yani bunu eskiden gizli saklı yapıyorlardı, şimdi alelen söylenmeye başlandı. Yani günah olan faiz gibi, diğer günahlar gibi, efendim sayısal gibi, yılbaşı biletleri gibi, bunlar eskiden biraz daha çekinerek yapıyorlardı. Şimdi gururlanarak söyleniyorlar bunu. Bizleri üzmüyor mu? Elbette üzüyor ama anlatmaya devam edeceğiz. Sorumluluk sahibi olduğumuz için anlatmaya gayret edeceğiz. Ve işlerinden bir tanesini kurtarabilirsek, bir tanesi bunu anlayabilirse ne mutlu bizlere. Çünkü namaz kılıyoruz, ibadet yapıyoruz, oruç tutuyoruz. Belki bu ibadetlerimiz bizi cennete götürmez. Kusurlar da günahlar da işliyoruz.
Belki bu bizi cennete götürmez ama içlerinden bir tanesine hidayet nasip edebilirsek, tabi elbette bizden kaynaklanmıyor, biz vesile olacağız. O bizim için çok önemli. Hani hatırlayın, Hazreti Ali radıyallahu anh zırhını giymiş, sancağı eline almış, emir beklerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ya Ali yavaş ol. Vallahi yeryüzüne bütün kafirleri kılıçtan geçirsen, onlardan bir tanesini imana getirmen kadar sevap elde edemezsin. O yüzden içlerinden bir tanesini de böyle hidayetine vesile olabilirsek ne mutlu bizlere diyorum. Evet, şimdi yılbaşından girelim, ondan sonra inşallah Mekke'nin fethine doğru ilerleyelim. Yılbaşındaki bu olaylar, yani yapılan bu reklamlar, yapılan bunca harcamalar, müminlerin elinde olan iki emaneti yok etmek veyahut da unutturmak içindir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde, son haccında veda hutbesinde söylediği söz, son sözleri: size iki emanet bırakıyorum. Bu emanetlere sımsıkı sarıldığınız sürece asla yoldan çıkmazsınız, sapmazsınız, doğru yolu bulursunuz. Bu iki emanet Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir buyuruyor. Yani Kur'an ve sünnet. Yılbaşında yapılan bütün tezgahların bir tek amacı var. O da bize Allah'ın sözü olan Kur'an'ı ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hayat tarzı olan sünnet-i seniyeyi unutturmak ve yok etmek. Başka hiçbir amaçları yok. Allah aşkına söylüyorum size, bir mümin, ben Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim diyen bir kimsenin yılbaşı etkinliklerine nasıl katılabilir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu halde, kim onlara benzemeye çalışırsa onlardandır dediği halde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en ince ayrıntısına kadar benzeşmekten uzak durduğu halde, bunu bildiği halde, nasıl olur da Yahudi ve Hristiyanların dini bayramı, bak dini bayramı, sıradan bir etkinlik, bir tören değil, onların dini bayramını nasıl kutlarlar? Nasıl evinde çocuklarıyla hindi yiyebilir? Nasıl efendim bir çam alabilir? Efendim veyahut da nasıl böyle bir, biraz daha ileri gidiyorum, alkol evine taşır da hanımıyla çocuklarla içebilir? Bir Müslümana yakışan hareketler değildir. Bakın onlar çamı, çam, hani süs eşyası olarak bizim minaremizin yerine onu koyuyorlar. Ezanımızın yerine çanı koyuyorlar. Kurban kesiyoruz, onun yerine hindiyi koyuyorlar. İşte hediye veriyormuş Noel Baba. Noel Baba'yı da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerine koyuyorlar. Efendim ne, merhamet örneği de işte çocuklara hediye veriyormuş da, güzel bir insan, tonton insan. Halbuki bizde zekat vardır. Fakiri kollarız biz. Ama onlar ne yapıyor? İşte yılbaşında hediyeler dağıtıldı. Hep İslam'ın bir kutsalını yok etmek için bu reklamları, bu tezgahı önümüze sürüyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Anlayışlı olmayı, bilinçli olmayı nasip eylesin inşallah. Evet, bunu bu şekilde aktardıktan sonra gelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dönelim. Bugün bizim işimiz yılbaşı değil. Bizim işimiz insanlık tarihinde bir fetih, kansız ve ölümsüz bir fetih nasıl gerçekleşir, onu anlamaya gayret edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar Mekke'de yaşadı. Mekke'deki insanlar gibi yedi, içti ve onlar gibi giyim kuşam tarzı olarak onlar gibi yaşadı. Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda İkra Bismi Rabbikellezî halak ayetlerini Cebrail Aleyhisselam'dan işitince, vahiy ile tanışınca, o dağdan Muhammedur Resulullah olarak indi. Muhammed İbni Abdullah idi veyahut da Kasım bin Muhammed idi ama o vahiy ile tanışınca oradan Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak indi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın
vahiy ile tanıştıktan sonra hedef noktası yaptığı tek şey şuydu: Müslüman kimliğinin inşası ve onun muhafazası. Bakın burası çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyi alınca yaptığı en önemli iş ve hedef noktası Müslüman kimliğinin inşası ve onun muhafazası. Evet. Ne demek o? Birazdan göreceğiz bunu. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyi aldıktan sonra duygu ve düşüncenin inşasına geçti. Duygu ve düşüncenin hemen akabinde söz, yani konuşma, yani dilin inşasını istihdam etti. Arkasından tabii bunlar hep aşamalı aşamalı ve kılık kıyafeti inşasını yaptı ve en sonunda ise hal ve davranışlar, yani ahlakımızı belirleyen ögeler, bunların inşasına başladı. Şimdi bu noktadan sonra ben 5 isimle ve 5 kavramla ilerleyeceğim. Hani biz kitap okuyoruz ya, hocam diyorlar okuyoruz ama bir şey anlayamıyoruz. Anlamak için ne lazım falan diye sorarlar ya. Şimdi doğrudur. Her insan her şeyi okuduğunda hepsini muhafaza edecek bir kabiliyete sahip olamayabilir. Her kimse İmam Şafii gibi değildir, İmam-ı Azam gibi değildir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh okuduğu bir şeyi bir daha okumazmış. Hemen o kitap ezberlenirmiş. Yani bir defa okuduğunda o kitap hafızasında muhafaza edilirmiş. Ama her insan onun gibi olamaz. Ama mutlaka akılda kalması lazım. Nasıl kalacak? Şimdi önemli noktaların altını çizersiniz. Önemli isimleri gördüğünüzde, önemli kavramları gördüğünüzde, amaçlar olduğunda, konu bütünlüğü olduğunda ne yaparsınız? Altını çizersiniz ve unutmazsınız. İşte ben de bu sohbetin akılda kalması için, muhafazada kalması için 5 tane isim ve onlara nispet edilen 5 tane kavramdan bahsedeceğim ve akılda kalsın için çaba sarf edeceğim. İnşallah bugün, yani benim de derdim buraya gelmişken, konuşurken işte efendim zamanı dolduralım, bağıralım, çağıralım, ooo alkışlasınlar, hoca ne güzel konuştu desinler için değil de en azından bu gece hocamız şunları anlattı, ha şu sahabe demek ki şu kavram üzerinde bize bir zirve oldu ve bu işin zirvesi oldu ve bize bu kavramı öğretti diye efendim bunu anlamaya çalışacağız inşallah. Evet, birinci ismimiz Ebu Sufyan İbni Harp. Mekke'nin fethi olur da Ebu Sufyan'ı konuşmazsak olmaz. Ebu Sufyan İbni Harp, Mekke'nin lideri. Evet, Mekke'nin lideri. Bunun karşısına yazacağımız isim İstikamet. Evet, pardon, Ebu Sufyan İbni Harp'ın karşısına yazacağımız kavram akibet. Biliyorsunuz. Neydi, nasıl oldu? Biz onu konuşurken efendim müşrik Ebu Sufyan diye konuşuyoruz ama iman ettikten sonra ne diyoruz? Hazreti Ebu Sufyan radıyallahu anh diyoruz. Akıbetini konuşacağız. Evet, ikinci ismimiz yine Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan. Bunun, bu ismin karşısına da istikameti koyacağız. Ali bin Ebi Talib, Hazreti Ali radıyallahu anh teslimiyeti koyacağız. Aiz İbni Amr. Belki bu ismi ilk defa duymuş olabilirsiniz. İnşallah anlattığımızda da bu ismi hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bu ismin karşısına da İzzet'i koyacağız. Hatib bin Ebi Belta. Evet, Mekke'nin fethi olur da Hatib'i da konuşmasak olmaz. Çünkü bu fethi esnasında önemli meselelere efendim konu olmuş bir isim. Hatib bin Ebi Belta'nın karşısına da muhabbeti koyacağız inşallah. Evet. Hicretin 6. yılı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görüyor. Rüyasında o sene umre yapacağını görüyor. Ve peygamberlerin rüyası biliyorsunuz doğrudur. Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyaları gibi değildir. Gerçekleşmesi yüksek derecede ihtimaldir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam umre hazırlığına başlıyor. Hazırlıklar tamamlanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, biz ihramlarımızı giyiyoruz çıkıyoruz ama
Bu namussuzların işi belli olmaz. Bu müşrikler bize bir zarar vermesin. Silah da almıyoruz. Kendimizi korumak için bir şeyler alalım mı? Diyor. Peygamber Efendimiz onay veriyor. O zaman herkes kılıçlarını alsın. Başka bir şeye gerek yok diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdiki Zülhuleyfe denilen Medine'de oraya vardıklarında ihramlarını giyiyorlar ve yola revan oluyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye yakınlarına geldiklerinde orada konaklıyorlar. Tıpkı Ebrehe'nin ordusu gibi, Ebrehe de Mekke'ye girmişti, girmek istemişti. Allah müsaade etmediği için oradan geri döndüler. Yani orada biliyorsunuz Ebrehe aynı olay yerinde ölmedi. Daha sonra döndüğünde Yemen'e orada o kuşların atmış olduğu taşların yaralarıyla bağıra bağıra öldü. Onları hareket ettirmeyen Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hareket ettirmedi. Hudeybiye'de kaldılar. Hudeybiye'de efendim elçiler gidiyor. Onlardan gelenler var. Bunlardan giden var. 4-5 defa gidiyorlar geliyorlar. En son Hazreti Osman radıyallahu anh elçi olarak Mekke'ye gidiyor. Uzun süre alıkonuluyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Müslümanlar kılıçlarını çekiyor artık savaşacağız diye. Ondan sonra elçiler gelmeye gitmeye devam ediyor. En son Süheyl İbni Amr isminde, daha sonra bu da Müslüman olacak, Mekke'nin hatibi, Mekke'nin bir nevi dışişleri bakanı gibi, öyle düşünün, öyle bir insan geliyor, konuşmayı çok iyi bilen bir insan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oturuyorlar, anlaşıyorlar. Tarihte Hudeybiye Antlaşması diye geçen antlaşmayı orada imzalıyorlar. Bu antlaşmada tabii ki sahabenin nazarında bu antlaşma değil. Yani Allah Resulü bunlara onay verdi ama bu antlaşmaların maddeleri o kadar Müslümanların aleyhine ki, yani şans yok müminlere. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın vermiş olduğu o ilham ile o antlaşmalara imza atıyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün maddeleri, bakın baktığınız zaman bütün maddeleri hemen hemen Hudeybiye'nin müminlerin, Müslümanların aleyhine. Mesela ben okuyayım size buradan. Diyor ki bu sene umre yapmayacaksınız. Bak buraya kadar gelmişiz. Mekke'nin efendim gölgesi üzerimize düşmüş. Hayır, bu sene umre size yok. Geri dönün. Tamam, kabul ettik. İkincisi, ertesi sene umreye geleceksiniz. 3 gün size müsaade. Umrenizi yapacaksınız, gene çıkıp gideceksiniz. Üçüncüsü, sığınmacılar, eğer bizden biri Medine'ye gider size sığınırsa geri vereceksiniz. Tamam, verelim. Sizden biri bize gelirse biz vermiyoruz. Böyle adalet mi olur? Bizden size gidince vereceksiniz. Müminlerden biri Mekke'ye sığındığı zaman vermeyeceksiniz. Bu da müminlerin aleyhine. Diğeri ise taraftarlar isterlerse diledikleri kabilelerle ittifak kurabilirler. Bu işte bir nevi müminlerin, Müslümanların biraz lehine olsa da diğer bütün maddeler böyle. Ve bu maddeler, bu antlaşma 10 yıl süreyle yürürlükte olacak diye kararlar alındı. Tabii o dönemde sahabelerin o tavırlarını, davranışlarını burada anlatsak konu bambaşka yere gider. Özellikle Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Süheyl İbni Amr'a söylediği sözlere bir dinleseniz burada, yani gerçekten olay bambaşka bir yere döner. Orada başka bir yerde inşallah anlatmaya gayret ederiz. Evet, bu antlaşma yapıldıktan sonra ben süreme de bakayım. Evet, bu antlaşma yapıldıktan sonra Mekkeliler Beni Bekir kabilesiyle antlaşma yaptılar, ittifak ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Huza kabilesiyle ittifak kurdular. Aradan birkaç sene geçmişti ki Beni Bekir, yani Mekkelilerin ittifak ettiği Beni Bekir kabilesi Peygamber Efendimizin ittifak ettiği Huza kabilesine saldırdı. Ve birkaç kişiyi öldürdü, mallarına da el kondu. Şimdi antlaşma gereği kim kime saldırırsa ona destek olacak ve karşıya savaş açmak zorunda. Mekkeliler de Medineliler de çok iyi biliyor bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi halasının evinde Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla öğrendi. Yani Beni Bekir kabilesi Huza kabilesine saldırdı ve mallarına el konuldu. Ebu Sufyan
hemen Mekke'den atladığı gibi Medine'ye geldi. Biz bir yanlış yaptık. Bizim ittifakta olduğumuz kabile sizin ittifakta olmuş olduğunuz kabileye saldırdı. Yeniden bir antlaşma yapalım. Bu antlaşmayı iptal edelim. Yeniden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmadan önce Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan, yani kızının evine gidiyor. Ümmü Habibe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşidir. Anamızdır. Ebu Sufyan'ın kızı ama Peygamber Efendimiz'in eşidir. Kısaca ona da böyle bir sayfa açalım inşallah. Ümmü Habibe hicretin 6. yılı Habeşistan'a hicret edenler arasında. Kocası da Müslüman. Beraberce Ubeydullah İbni Canş. Beraberce Habeşistan'a gidiyorlar. Birkaç sene içerisinde kocası dinden irtidat ediyor. İçki içiyor, Hristiyan oluyor ve içkiliyken, sarhoşken bir suya düşüp orada boğulduğu söyleniyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi alınca haber salıyor. Diyor ki Ümmü Habibe'yi eğer istiyorsa talibim, nikahımı almak istiyorum deyince kabul ediyor. Necaşi ile vekalet yoluyla Peygamber Efendimiz'in nikahını Ümmü Habibe ile kıyıyor. Ve Ümmü Habibe 14 yıl sonra Medine'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz'le buluşuyor. Yani evleniyor ama 14 yıl sonra Peygamber Efendimiz'in hanımı olabiliyor. O ara gelmiş. Yani Medine'de Ebu Sufyan ilk önce kızının yanına gidiyor. Tabii kızı 14 senedir babasını görmüyor. 14 senedir babasını görmüyor. Babasının Medine'ye geldiğini anlamış, duymuş. Kalbi böyle güp güp atıyor. İşte babam gelecek heyecanlı bir şekilde. Neyse babası gelince hoşbeş yapıyorlar, sarılıyorlar falan. Babası, yani hani hatırlayın, Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'ın karşısına hangi kavramı biz eklemiştik? Hemen bakıyorum. İstikamet. Yani istikametini asla ve asla bozmuyor. Tam babası yerde bulunan döşeğin üzerine oturacağı zaman birden çekiyor. Kızım hayırdır, ne oldu? Bu döşeği mi bana layık görmedin yoksa beni mi döşeğe layık görmedin? Niye aldın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu döşeğe sen oturamazsın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu döşeğe sen müşriksin, oturamazsın diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şunu söylemeye çalışıyorum. Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan istikametini hiçbir zaman bozmuyor. Yani en zor zamanlarda dahi istikametini bozmuyor. Yani biz rahatlık olduğumuzda bağırıyoruz, çağırıyoruz, işte hoca konuşuyor. Müminiz, Müslümanız, namazlıyız elhamdülillah diyoruz. Ama zor durum geldiğinde, yani karşımıza büyük imtihanlar çıktığında bakalım bu istikametimizi koruyabiliyor muyuz? Bu çok önemli. İşte Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'dan alacağımız istikamet budur. Cenab-ı Mevla bizleri de o istikametten ayırmasın inşallah. Evet. Daha sonra Ebu Sufyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyor. Bilal, Hazreti Bilal radıyallahu anh, Bilal-i Habeşi, Aiz İbni Amr. Evet. Aiz İbni Amr'la beraber getiriyor. Peygamber Efendimiz'e haber veriyor. Diyor ki ya Resulallah, Ebu Sufyan ve Aiz İbni Amr dışarıda senden izin bekliyorlar, içeri girecek. Peygamber Efendimiz orada, hani hatırlayın, Aiz İbni Amr'ın karşısına biz neyi yazmıştık? İzzeti yazmıştık. Mümin izzetlidir, azizdir. Peygamber Efendimiz orada bir ders veriyor. Diyor ki hayır Bilal, Amr, Aiz İbni Amr ve Sufyan, yani Ebu Sufyan seni bekliyor diyeceksin. Asla ve asla bir müşriği müminin önünde söylemeyeceksin. Belki Bilal'ın kabahati yok. Bilal, Hazreti Bilal radıyallahu anh Mekke'nin lideridir, Ebu Sufyan'dır diye, işte Ebu Sufyan'la Aiz İbni Amr kapıda seni bekliyorlar ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz uyarı çekiyor. Mümin izzetlidir, azizdir.
asla bir müşriği müminin önüne geçirme. Aiz ve Ebu Sufyan diyeceksin diyor. Orada da bize izzeti gösteriyor. Tabi Aiz'in daha sonraki meselesini inşallah yine anlatmaya çalışacağız. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giren Ebu Sufyan yeniden bir antlaşmayı söyleyince Peygamber Efendimiz renk vermiyor. Ne antlaşması? Biz zaten antlaşmalı değil miyiz? Hudeybiye'de antlaşma imzaladık ya. Hayır, yeniden işte maddeleri bir görüşelim falan. Peygamber Efendimiz'den bir şey çıkmayınca Hazreti Ebubekir'in yanına, Hazreti Ömer radıyallahu'nun yanına, Hazreti Osman'ın yanına gidiyor. Hatta ve hatta Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'in yanına dahi gidiyor. Aramızı bulun. Ben Mekke'den geldim. Ebu Sufyan'ım ben. Ben bir şeyi tuttum mu koparmadan bırakmam. Mutlaka bu antlaşma olacak. Kim Peygamber Efendimiz'i seviyor, çok yakınıysa onlardan işte aracılık yapmasını bekliyor. Bir türlü bu olmayınca Mekke'ye geri dönüyor. O gider gitmez Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide çıkıyor. Herkes hazırlığa başlasın. Yolculuk var, sefer var diyor. Ama seferin nereye olacağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Mekke'ye doğru yol olacak ama gizli tutuluyor. Hazırlıklar yapılmaya devam edince Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh Medine'de, akrabaları Mekke'de bir mektup yazıyor. Mektupta da şu var. Diyor ki ben öyle tahmin ediyorum ki Allah Resulü büyük bir savaş, büyük bir sefer hazırlığında. Bu seferin de Mekke üzere olacağını tahmin ediyorum. Ayağınızı denk alın. Bak bu nedir? Bir ihanettir değil mi? Sırlı bir şekilde, yani bir memlekette, bir devlette bir sır var. Sen o sırrı alıyorsun, düşmana teslim ediyorsun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin üzerinde savaş yapacak. Dikkatli olun, ayağınızı denk alın. Kendinizi koruyun. Diye bir yazı yazıyor. Onu da Ebu Leheb'in cariyesi Sare isminde bir kadına veriyor. Kadın yola çıkıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ey Allah'ın Resulü falan falan vadide bir kadın var. Şöyle şöyle elbisesi var, saçı var, şöyle boyu posu hepsini tarif ediyor. Ve onun taşıdığı bir mektup var Mekke'ye gitmek üzere. Hemen Hazreti Ali radıyallahu anh çağırıyor. Zübeyir İbn-i Avvam, Miktat İbn-i Amr. Bunların üçü de büyük komutan. Bunları alıyor. Derhal o vadiye gidiyorsunuz. O kadından mektubu alıp geliyorsunuz. Bunlar yola çıkıyor. Çok kısa bir süre içerisinde kadını yakalıyorlar. Çıkar. Mektubu çıkar. Şimdi Hazreti Ali'nin karşısına biz neyi yazmıştık? Teslimiyeti yazmıştık. Öyle teslim olmuş ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sende mektup var dedi ya, o mektubu çıkaracaksın. Kadın ne yaptıysa mektup yok diyor. Yani Hazreti Ali o kadar mücadele, kadın o kadar mücadele ediyor. Bende mektup falan yok. Allah Resulü mektup var dedi. O yalan söylemez. Teslimiyete bakın. En son araştırıyorlar, tarıyorlar kadını. Örgüsünün arasında gizlenmiş mektubu buluyorlar. Kadınla birlikte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mektubu getiriyorlar. Bakıyorlar ki onun yazısına, bunun yazısına katipler var. Yazı yazanlar var. Herkes yazı yazmayı bilmiyor. Bakıyorlar ki Hatib bin Ebi Belta'nın yazısına benziyor. Çağırıyorlar. Ey Hatib! Bunu sen mi yazdın? Evet ya Resulallah, ben yazdım. Hazreti Ömer kılıcı çekiyor. Ben o kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söyledim. Karşısına kaç tane müşrik geldi, kaç tane hainlik yapan geldi, beni engelledi. İnşallah buna da müsaade ederek keserim bunun kafasını diyor. Hazırlanmış yani. Diyor ki ey Hatib niye yazdın? Ya Resulallah anlatayım. Ben ne Allah'a, ne Resulüne, ne dinine, ne davasına asla ihanet etmedim. Benim bir tek amacım vardı. Ben Mekke'ye sonradan gelen bir insandım ailemle birlikte. Akrabalarımız geniş değil. İşte çocuklarım var, işte yeğenlerim var, başka kimsem yok. Vallahi onlar bilse ki müşrikler bilse ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim sefer hazırlığında olup Mekke üzerine hareket ettiğini bilseler sırf şey olsun diye, yani engellemek için kimin akrabası, geniş akrabaları yoksa onları öldürmeye başlayacaklar. Eğer siz bizim üzerimize savaşa gelirseniz bak bunları öldürüyoruz derler.
benim bütün ailemi katlederler. O yüzden haber verdim ki Allah Resulü Mekke'ye sefer hazırlığında ayağınızı denk alın çocuklarımı korumak için. Başka bir derdim yoktu. Hazreti Ömer kılıcı çekiyor. Ya Resulallah müsaade et şu münafığın kafasını keseyim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer koy kılıcını kınına hatıp Allah'ı ve Resulünü seviyor. Allah'ı ve Resulünü seven bir kimsedir diyor. Şimdi Hatip bin Ebi Belta'nın karşısına muhabbeti niye koyduk biz? İşte bundan dolayı. Kişi Allah ve Resulüne muhabbet duyarsa, onu severse, ne kadar günah işlese de işlesin, onun affedilmeyle ilgili bir kapısı açık. Sevgi kapısı açık, muhabbet kapısı açık. Dolayısıyla onu sevmek lazım, Rabbimizi sevmek lazım, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek lazım. Ama severken de, nasıl sevdiğimizi, niye sevdiğimizi, niçin sevdiğimizi bilerek sevmeliyiz. Sevgi, efendim, bedel ödemeyi gerektirir. Sen seviyorsan sevdiğinin sevdiği şeyleri seversin. Sen seviyorsan sevdiğinin sevmediği şeyleri de sevmezsin. Onun yaptığı şeyleri yapar, onun giydiğini giyer, onun ilgi alanına sen de dahil olursun. Evet, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın karşısına teslimiyeti koyduk, onun teslimiyetini gördük ve Hatip bin Ebi Belta'nın karşısında da ne vardı? Muhabbet vardı ve onu görmüş olduk. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethine hızlı bir şekilde ilerleyelim. Zamanımız ilerlemesin. 10 binin üzerinde sahabeyle birlikte dört koldan Mekke'ye doğru ilerlerken Mehruz Zehran denilen bölgeye gelince orada konakladılar ve Peygamber Efendimiz talimat verdi. Herkes, 10 bin kişi, herkes bir ateş yaksın. Gece karanlığında herkes bir ateş yaktı. 10 bin tane ateş var. Dışarıda Mekke yakınlarında bir hareketliliğin haberini duyar gibi oldu Ebu Sufyan. Çıktı Mekke'den, biraz ilerledi, baktı ki 10 bin tane ateş, yani binlerce böyle ateş gördü. Bu nedir? Biraz daha ilerledi, yakalandı. Yani hani çok meraklı olduğun zaman sıkıntı. Meraklı olunca bir anda yakalanıverdi. Getirdiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktı ki bunda bir yumuşama var. Ey Ebu Sufyan, hala iman etme zamanı gelmedi mi? Hala Allah demeyecek misin? Biliyorum sende var bir şeyler. Hala iman etme zamanın gelmedi mi? Dedi ve orada zoraki de olsa, böyle yalandan demeyelim de zoraki de olsa yarım yamalak tabiri caizse iman etti. Ama karşısında muallim var, Allah Resulü var, bırakır mı? Asla bırakmadı. Ebu Sufyan bu işi sindire sindire iman edecek. Bizim gibi karşısında adam yok ki, biz dün ne yediğimizi unutuyoruz. Karşısında muallim var. Çağırdı amcası Abbas'ı, ey amca al Ebu Sufyan'ı yüksek bir yere çıkar. Çıkardı yüksek bir yere. Mekke fethi başlamış yavaş yavaş. Dört koldan Mekke'ye giriliyor. Ebu Sufyan şaşırıyor. Allah Allah, şu adam da mı iman etmiş? Bu ne ara iman etmiş diyor. Allah Allah, şu zengin, şu komutan, şu asker, bu da mı iman etmiş? Yahu ne çok iman eden varmış. Ne çok tanıdığım insanlar bu yola girmişler. Allah Allah. Sonra dönmüş ki ey Abbas, senin abinin oğlu yok mu, şu yeğenin? Ne büyük saltanatı var. Ne büyük saltanatı varmış da haberimiz yok. Deyince Abbas radıyallahu anh diyor ki sus, öyle söyleme. Senin zannettiğin, anlamakta güçlük çektiğin saltanat nübüvvettir. Nübüvvetin büyüklüğü, azizliğidir diyor. Ondan sonra dört koldan Mekke'ye girince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine, ordusuna şöyle sesleniyor. Diyor ki size saldırılmadığım müddetçe asla ve asla sizlerden karşılık vermeyeceksiniz. Kabe'ye sığınan emniyettedir. Ebu Sufyan'ın evine sığınan emniyettedir. Bir kimse kılıcını çekmez, evine kapanır, kapısını kilitlerse o da emniyettedir buyuruyor.
Burada da yine Ebu Sufyan'ın gönlüne bir atıf, imana bir atıf var. Ebu Sufyan bunları görünce tabi içten içe o iman gömleğini giyiyor. Ebu Sufyan nasıl öldü biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra 2 yıl sonra Yermük Savaşı oluyor. Yermük Savaşı'nda bir ok sağ gözüne isabet ediyor. O şeyi, oku çektikten sonra diyor ki yanındakilere, olsun, bu da böyle olsun, bu da bizim hakikati görmediğimizin kefareti olsun diyor. Bu gözlerle o kadar yıl hakikati göremedim, bu kör gözüm de onun kefareti olsun diyor. Bakın görüyor musunuz akıbeti? Hani koymuştuk ya Ebu Sufyan'ın karşısına akıbeti. Nereden nereye? Allah Resulü'nün en büyük düşmanıydı ama böyle bir mümin, böyle bir Müslüman oldu radıyallahu anhum. Evet, değerli kardeşlerim, sözlerimi yavaş yavaş bitiriyorum. Cenab-ı Mevla gecemizi mübarek eylesin inşallah. Buradan alacağımızı alalım. Rabbim bizleri her daim böyle güzel meclislerde, güzel insanlarla birlikte beraber olmayı nasip eylesin inşallah. Kısa da bir dua yapalım inşallah. Arkasından huzurdan müsaade isteyelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Sen bizleri her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Şeytani aleyhilanenin şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerlerinden, Hristiyanlardan, Yahudilerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, imanımızı muhafaza edecek amellerimizi, ibadetlerimizi arttır ya Rabbi. Ayaklarımızı sen kaydırma ya Rabbi. Ya Rabbi, istikamet üzere yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Tıpkı Ebu Sufyan gibi akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. Yine tıpkı Hazreti Ali radıyallahu anh gibi sana layıkıyla teslim olanlardan eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimin. Hatib bin Ebi Belta gibi sana muhabbet duyan sahabelerin yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Ümmü Habibe gibi istikamet üzere olmayı, her daim büyük imtihanların karşısına da esas duruşumuzu bozmamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, şu gün, şu zaman diliminde birçok gençlerimiz içki, şarap, kadın, fuhşiyat peşinde gezinirken şurada birkaç kişiyle burada bulunduk ya Rabbi. Sen bizim imanımızı, imanımıza şahit ol ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimin. Nice nice güzellikleri bize gark eyle ya Rabbi. Hayır hasenat yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, dualarımızı sen dergahı izzetine kabul eyle ya Rabbi. Hasta olan kullar var, bizlerden dua bekleyen kullar var, hastane köşelerinde yatan kardeşlerimiz var. Sen onlara Şafi isminle şifalar lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, dertli olan kullar var, devaları ihsan eyle ya Rabbi. Yine borç harç altına girmiş kardeşlerimiz var. Sen onlara edalar lütfeyle ya Rabbi. Alacağı olup da sıkıntıya düşen kardeşlerimiz var. Onlara da sen kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, dualarımızı dergahı izzetine kabul eyle ya Rabbi. Kabe-i Muazzama'da yapılan dualar nispetine kabul eyle ya Rabbi. Medine-i Münevvere'de sahabe-i kiramın yapmış olduğu dualar nispetine kabul eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimin. Bizleri her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, bulaşıcı hastalıklardan, fesatlardan, fitnelerden, şeytan aleyhilanenin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, sen azizsin, sen yücesin ya Rabbi. Kusurlarımız büyük, hatalarımız büyük, günahlarımız yüce ya Rabbi. Sen affı mağfiret eyle ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'anni. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. İmanımızın işareti olan kelime-i şehadet ki hep birlikte buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun
وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. إياك نعبد. Geceleriniz mübarek olsun inşallah. Bir ikramımız olacak şimdi program kapanmadan belirteyim. Ondan önce de hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi onlara ufak bir plaket takdimimiz olacak. Plaketlerini takdim etmek üzere AGD Sultan Gazi İlçe Başkanımız Abdülaziz Sevgi Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Ayrıca bugün bize Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle birlikte olduğumuz Nimetullah Öğün hocamızı da sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Ve ilçemiz emektarlarından Hasan Akpınar Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum plaket takdimi için. Bekir Başkan'ım da gelin. Beraber birlikte fotoğraf çekilebiliriz. Mekke'nin fethi programımız burada nihayete ermiştir. Allah hepimizden tek tek razı olsun. İnşallah fethiye eren nesillerden olabiliriz. Allah bu gecemiz mübarek eylesin. Allah'a emanet olun.